Bir arkayı okumak. Arkayı ne yapıyor? Şimdi Allah bir iş yapacak. Allah topraktan böyle bir mantar bir şey çıkmayacak. Sebep kullanıyor. Tabii mesela sana hırs verecek, sen domates ekeceksin. Allah rızkımı verecek. Ama rızkı evet ağaçtan şey ama sen ettin. Allah nasıl verdi? Sana bu hırsı verdi, çalıştırdı. Beyni verdi. Koronavirüsü de işte yap herhalde Allah gökten balonu atmadı. Birisini yaptırdı. Birine yaptırdı. Bir gerekçeyle yaptırdı. Ya bir Ama gel onun gerekçesiyle mi seyredecek? Onun ortaya niyetiyle mi? attığı İmam Hatip gibi. CHP ha, açtı. CHP açtı. CHP'ler kurdu ama Bugün onu Türkiye yönetiyor. yani yönetiyor. Çünkü onun seyriyle devam etmiyor. Mesela bir şey yapıyorsun, bir bakıyorsun ki geldiğin zaman farklı bir konum almış. Allah Allah. Sen bu kurguladığın bu sistemi, kurduğun sistemi bakıyorsun ki senin aleyhinde çalışıyor. Mesela bozmak için ama bir sürü Nurculuğunda okullarda yaymış. Ben okulda tanıdım mesela. Yani tahrip mekanizmasında tamir de varmış. Evet, aynen öyle. Yani böyle oluyor. Şimdi koronavirüsü Amerika çıkartsa ne olacak? Ya çıkart ya direkt bunu yapmasın diyelim ama Allah birisini kullandı. Birisini Ya kullan. o mikroptan o hayvandan çıktı bırak ona takılma kim demişti falan diye. Şimdi Neye bu hizmet ettiğine bak. tabii Koronavirüsün ne neticeler ha vereceğine ona bak. bakacaksın. Yani nereden çıktı önemli değil. Nereye hizmet ediyor şimdi? Bir insanın dostunun düşmanını belirleyerek kimin olduğunu tespit edersin. Doğru. Şimdi bu nereye evrildi? Bir, insanlar can derdine düştü. Diyor ki Dabbetul Arz'a konuşturmuş Kur'an. Sen kime bulaşacaksın? Kime bulaşmayacaksın? Bu koronavirüsünden daha fazla her sene 300 bin kişi ölen bir hastalık varmış ama kimsenin umurunda değil. Evet abi. Neydi ya? Bir şey gribi. O şey diyorlar Afrika'da da başka bir hastalık var. Onda da 300 bin kişi ölüyormuş. Afrika'da her yıl 300 bin he. kişi Erki ölüyormuş. her sene 300 bin ki ama koronayla mümkün değil diyor. İşte 2000, 3000 şu an sayı. 2000, 3000 Ya civarında de yaşam diyor hastalığı. Çinli iş adam dedi 40 bin yani bir şey değil. Yani önemli olan bu kadar miktarı bırakması değil. İnsanların kafasındaki mesaj neydi? Ne uyandırdı? Şimdi bunun şeyi mikrobun kendisi değil. Ona karşı yüklenilen zaaf korkusu. Evet. Mesela yakalan var bilmiyorsun bir şey olmaz. Gücü yetmiyor yani. Öyle şey ya hani grip gibi bir şey. Yani öyle bir şey. O kadar ciddi değil yani. Bir doktorla konuştum da diyor ki çocuklarda %20'ye yakın bir etkisi var diyor. Hemen hemen hiçbir şey gibi. Çin'de hiç çocuk ölmemiş mesela. Sadece büyükler ölüyor. Yani düşüncede olduğu için 50 onun. 50 yaşının altında diyor. 50 yaşının altında dünyada ölen İşte sayılı diyor çok az. 7-8 kişi 10 kişi falan diyor. 60 ile 50 arasında diyor. 100'e yakın. Ölenlerin çoğu 60'ın üzerinde diyor. Şimdi buradan ben başka bir şey de anladım onun söylediğinden. Başka bir şey de anladım. O da şu ki bu virüs eğer birisi tarafından çıkartılmışsa bu Yaşta bir nesli yaşlı bir nesli kaldıracak. ortadan kaldırıp çünkü yaşlı nesil yük Ama artık. gençler gitsin istemiyor. Gençler gitsin Planında istemiyor. bir Yani de yaşlı kafaları düzeltemiyoruz. Yeşli gençler bizim kafamıza o geçsin. çünkü gençler artık sosyal medyanın emzirdiği, oradan karnını doyuran, manevi midesini oradan Evet. besleyen bir şey. Orasında kimin elinde olduğu belli. Zaten hiçbir değer yok sosyal medyada. Hiçbir değer olmayan bir insanı yönetmek zordur ama belli şeylerle onu, şimdi sosyal medyanın biz şu an kullanıyoruz ama onlar onun kullandığı zaman ne neticeler vereceğini hesap ederek onu ortaya. Biz ne netice vereceğini bilmiyoruz. Kullanıyoruz şu anda. Ama sosyal medya icat edenler bundan 20 sene sonra o sosyal medyanın toplumlar üzerindeki etkisini bilerek onu kuruyorlar. Çünkü onun laboratuvar aşamasını yapıyorlar. Mesela Simpsonlar diye bir şey varmış abi, çizgi film Evet. Amerika'da. Murat abi bilir. Orada 1993 senesinde çocuğun elinde iPad var. 93'te. Ve onda parmağıyla şeyleri kaydırarak 93 Çizgi senesinde filmde. parmağını kaydırarak şeyleri değiştiriyor. Ekranlarını değiştiriyor. 93'te. 93 senesinde.
93 senesinden 10 küsür sene sonra, 17 sene sonra mı dedi, 14 sene sonra mı, 19 sene sonra mı iPad çıktı dedi adam. Şimdi bu sosyal medya, bu ağlar, bunlar bilmem neler, bunları şey yapan insanlar da, toplumun önüne sunan insanlar da bunun laboratuvar gerisinde hangi sonuçlar şey yapabilir? Mesela araba üretirken ne yapıyor adam? Önce çarpıyor değil mi duvara? Çünkü duvara çarpıyor ki bu araba duvara çarptığı zaman ne neticeye verir? Kaç hızla çarparsam adam ölür. Kaç hızla çarparsam hava yastığı onu muhafaza eder. Bunları önce test ediyor değil mi abi? Aynı şekilde bunun laboratuvarını yaptıktan sonra milletin önüne koyuyor. Çünkü bunu kullananlar 10 sene 20 sene sonra bu toplumu sosyal medya yoluyla nasıl etkileyeceklerini biliyorlar. Cumhurbaşkanı danışmanı bir profesörün bir konuşması vardı. Bu Davos toplantılarına devlet temsilen katılmış mesela. İlkin diyor cep telefonunu söylediler. Herkes mecbur olacak. Herkesin elinde olacak. Biz ihtimal vermedik. Yok yani kimseye cep telefonu. 10 sene içerisinde herkesin elinde cep telefonu oldu diyor. Sonra internet dediler bir sonraki Davos'ta. Bütün dünyayı kuşatacak. Herkes kullanmak zorunda kalacak. Ama öyle bir şey yok diyor. Herkes 10 sene içerisinde internetin içinde oldu diyor. Şimdi son Davos'ta şey demişler. İnsan bir şeyi konuşmadan, bir hareket yapmadan önce ilk başta düşünüyormuş, bir şey çıkıyor. Ondan 1-2 saniye bir salise yani sonra hareket ortaya çıkıyormuş. Şimdi bunu okuyacak cihazlar yapmışlar. Bunları okuyup ekranda sana bir reklamda ya da bir filmde o frekansı, filmin jeneriği altından sana frekansı verecekler. Sen mesela kalkıp o ne dediyse sana kendini kontrol edemeyip gidip onun dediğini yapacaksın, onu satın alacaksın ya da ne dediyse onu yapacaksın. Bundan da sadece dindar aileler kurtaracak, kurtulacak diye Davos'ta anlatmışlar. Dindar da kendi yani dindarlarını internet, da katıyor. İnternet, televizyon kullanmayan... Kendi dindarlarını da katıyorlar bunlar. Evet, sadece Müslüman dinler de çünkü kendi dindarları da... Kendi evlerinde yok zaten. Kendi dindarları diyor da... Diyor ki, oraya getiriyor. Şimdi bu evriliyor. Evrim geçiriyor. Mesela bu korona çıkartsalar bile ilacı bizde var deyince belirli bir aşamadan sonra o ilaçla tesir etmeyecek. Çünkü öyle DDT de öyleydi. Şimdi sen demeden diyeceğim bak. Bu Dabetul Ars arzdan çıkacak diyor. Bir şey Ebola'ydı, AIDS'i bilmem neydi. Mars'ta falan bir sürü şeylerdi. Hepsine aynı soruyu soruyor. Beşinci şuada. Beşinci şuada mı geçiyor? Beşinci şuada geçiyor. Hmm. Hem de ahir zaman 23 tane hadisi kutsinin içinde. Orada soruyor beşinci şuha. Yapacaktım bu akşam yapmadım. Ama bu akşam değişikti. Bu akşam tabii bu akşam. Gecenin şeyi. Evet. Ne şey var. Şimdi ona soruyor. Buradan korona virüsünün esas ilacını söylüyor sana. Ve esas sosyal medyada aslında o kadar teşhirli değil. Çocuklara da bulaşmış şimdi ama ölmüyor. Niçin? Düşüncesi yok. Düşününce aktif oluyor. Yani o %8 mi neymiş tesiri. Zaten ondan daha fazla mikroplar vücudumuzda. Peki bir insana onu anlatacağım. Şimdi şöyle geliyorum. %8 tesir ediyor. %10'a nasıl çıkıyor? Haberin olduğu anda savunma sistemin çöküyor. O zaman yayılıyor. Bilmesen, taşısan bir şey olmuyor. Sende savunma sistemi güçlü. Tesir etmiyor, duruyor. Diyor ki, burada dur bak. %8'miş. Peki duyduğun anda, eyvah ben korona oldum. Sistemin çöküyor. O aktif oluyor bu sefer. Karşılığı yok. Demek ki bunu ben bilmesem de dursa bir şey olmazsa Çin'de çocuk ölmemiş. Çünkü yok kafasında. Sistem onu bloke etmiş. Ölen hep şey. Endişeli olan. Bu beşinci şu anda sormuş. Bunlar Amerika mı yaptı, evrilip çevrilip ne olacak? Bunlar hep detay. Öz hulasa. Mikroba sormuş Allah. Konuşturmuş. Ayet. Yani sen kimsin, ben kimim? Nefse sorduğu gibi ya. Ene entente. Sonra ente Rabbi Rahim dedi.
açtım. Ha, şimdi bu mikroba da sormuş. Sen ne yapacaksın? Ben diyor, önümü diyor afat gibi yapacağım diyor. Bu kuru ne olur, moro ne olur fark etmez ama bu yöntemle olacak. Mikropla olacak. Yani Allah'ın bu İslam asası, sopası, Allah'ın sopası yok ki, virüs de yapacak. Beşinci şu anda. Hmm. Çünkü çok tuhaftır. Çok ama. Ben biraz Murat Dursun'un çok Murat Dursun'la beraber her şey yapıyoruz ama Murat Dursun'a tabii şey yapıyorsun vermiş. Beşinci şu anda 23 tane ahir zaman fitnesini, Murat bu Nazm-ı Mani'ye uğraşıyor ya. Hmm. Çok şey verdik ona ya. Şimdi Risale'de ders yaparken siyak ve sibakını da nazar aldın mı? Kanadı müthiş oluyor. Evet doğru. Mesela evet, çok güzel başarıyor maşallah. Evet onu çok şey yaptık. Mesela birinci mektupta 5 mertebe hayat var. Evet. Birinci sual bu. İkinci sual ellezî halakal mefte ve lâyet eleyebülükü ve yüküm asın emala. Şimdi bunun üzerine bina ediyor bu beş mertebe hayat. İkinci evet. Sual ne? Meft diyor hayat kadar mahluktur. Ölüm ölümdür. Meft ölüm değil yani. Bunun üzeridir. Onu hayat tabakaya çıkarsa 4 tane ders yaptım. Almanya'da Enfusi kampım buydu. Bir ders 2-2,5 saattir. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine bina etmiş. Ne anlatacağım biliyor musun bundan sana şimdi? Şu birinci mektupta 5 evresi var. Bir bizim hayatımızdır. Hızır, İlyas. Üçüncüsü Hazreti İsa. İsa ve Hızır İlyas, ötekisi yok. Birincisi bizim hayatımız. Evet. İkinci hayatımız. Meleki hayat abi. Yok yok. Hızır Aleyhisselam'la İdris Aleyhisselam. İsa ile İlyas. Şuheda 4. 4. Beşincisi Eli Kubur. Bu beşini tazamun eden meft'tir. Meft tebdili mekandır, tahvili vücuttur. Bu hayatın evresi tabaka insana çıkınca beşini tazamun ediyor. Onun üzerine bina etti. Benim dersim bunun üzerine bina edilmiş. Hmm. Enfosi. Anlatacağım şimdi. Çok şaşıracaksın. Beşinci şua, ahir zaman alametleri ya. Evet. Yani kıyametin kopan haritayı çizmiş. Kaç tane? 23 sene size ne anlatıyor? Her bir hadis bir şey. Evresini anlatıyor nübüvvetin. Ve Risale-i Nur'u. Telif tarihi 23. Nübüvvet peygamberin 23. 23 tane 5. şu hadisi. Tamam mı? İlk nedir? Son nedir? İlk israftır. Ne israfı? Gömlek alacak fazla çorap. Bırak onu uğraşma. Hayatını israf edecek. Hayatını. Zaman değil, zamandan daha ileri. Yani fıtratını israf edecek. Ömrünü telef edecek israf. Son hadisi kutsi nedir? Dabbetul arz'dır. Bu israfın sonucu bu çıkacak. Türevin neticesi olacak. Ve ona sormuş. O virüse soruyor. Yani bu virüs olur, Mars olur, Ebola olur, AIDS olur, şey. Bu beş, niye birinci mektubu söyledim? 5 tane evresi var hayatın. Onun üzerinde, bak bunu 5'inden daha üstündür. Hayat tabaka insanı çıkarsa, onu tavsiye ederim. Nur dersinde çıktı, Almanya'da Enfusi kampta yaptık. Hayat tabakaya insanı çıkarsa, 18 bin alem senin alemde misafir oluyor. O alemlere giden bu sefer kendi aleminde aktif oluyor, açılıyor. Çürüyen ette çıkan haşerat gibi. Çürümüş ama hayat çıktı. Gibi yani. Tavsiye ederim o çok acayip. Şimdi bu sürecin sonucu, 5 mertebe hayatın sürecin sonu meft'tir. Tamam. Çok üstündür. Yani şüheda hayatından da üstündür. Hayat tabaka insanı çıkarsa. Çok acayip yani Risale-i Nur.
Mevzu başka bir yere gitmiş. O zaman getireceğim oraya. Ölmek kalmıyor. Başka bir yere gitmemiş. Aslında devamı oluyor. Devamıdır o. He. Devamıdır. Sanki ikinci ayrı bir mevzu gibi de görünüyor. Değil, değil. Hami mesajı gibi. Aynı yöntemi Allah peygambere yaptığı bu Elif Lam Risale-i Nur'da da yapmış. Ne yapmış? 10. söz 1. sözden önce yazılmış. Kur'an mesela İkra bismi rabbikellezi halak suresi 1. sureye konması gerekirken konmamış. Tamam. Ha, mesela çok tuhaftır. 10. söz çok önemli ya. 1. sözden önce yazılmış. Miraç 31. sözdür. Miraç ta 20'ye kadar, 20 küsüre kadar, 25 de dahil Risale'den önce. Ama kitap yazarken hani sayfa biz çeviririz ya şak 1, 2 yaz. Mecbursun 2'yi o defteri yazmaya. Öyle değil. Yaz kardeşim 31. söz. Daha 22 yok ki. 25. söz yok ustadım demiş. Sonradan tasnif edilmemiş. Yok abi. Yok yok. O anda 30 yazılmış. Yani peygambere yaptığı gibi Cenab-ı Hak Cemre. İkra bismi rabbikellezi halak. Birinci sure değil ki. Hani tasnifi de Allah iradesiyle yapmış. Şimdi bu iki tane örneği verdim. 5. şuada kıyamet alametlerinden 23 tane hadisi kutsi. Yani haritadır. Bir bilgi vermiyor. Bilgi vermiyor. Alemine hayat katmış. O nazm-ı maniye dikkat edersen dizilişi süreci tamamlıyor. Öyle rastgele yapılmamış. Fotoğrafı bütün görüyorsun. Bu fotoğrafı bütün görüyorsun. Bu Risale-i Nur'a ABCC'den kalsın basiret, dirayet, feraset sahiplerine verdiği bir mesajdır. Oralara koymuş, sifrelemiş bir tarzı. Mesela 5. şuadaki Dabbetül Arz'ı bilebilmen için 1. hadisi israfı bilmen lazım. Başka şansın yok. Ne diyor peki? Şey... Geleceğim oraya. Anladın mı? Yani bütünsel görüyoruz. Nasıl ki Elif Lamim neyse Kur'an'da peygambere Risale'nin telifi ve dizilişi nazm-ı mani de la teşbih ve la temsil böyledir. Orada eline tarihi bir cetvel gibi veriyor. O bütünseldir. O tek tek Dabetül Azam'ı anlaman için 1. hadis israftır. İsraf yaptık. Ne olacak abi? Yaptık ne olacak? Günah zannediyor. Cenab-ı Hak 1. derecede günah, sebap Allah'ın murad ilahisi değil. 1. derecede esma ve sıfatın zuhuratları vesaire anlatıyor. Ahirete mezradır. Sonra sebap günah ya. Ben insanlardan takip ettiğim gaye farklıdır diyor. 218 şu an işareteceğiz daha. Melekler sebap cihetine bakıyor. Tamam. Başka bir insan oğlundan takip ettiğim başka bir şey var. Şimdi 1. şuadaki israfı yani fıtratın israfını görmek istiyorsan sonuncu hadisi görmen gerekiyor. Dabetül Arz'ı. Dabetül Arz'a gelince arzdan bir dabbe çıkacak. Bu korona olur, morona olur, Mars var diyelim. Şu var, bir sürü var. Peki bu gaye nedir? Yani bu niye çıkıyor? Hayatını israf edenlere fiilde ortaya çıkacak. Nedir o? Peki şunu yapacak diyor. Göstereyim onu. Nereye varacak, evrilecek bu? Nereye götürecek bu korona veya buna benzer? Onu göstereyim size. Ve kime bulaşacak? Kime bulaşmayacak? Tabii. Sana bulaşacak mı, bulaşmayacak mı? Sende olsa bile aktif olamayacak. Çünkü o söylüyor. Diyor ki, ben size sayfayı da söyleyeyim. Diyelim ki sana bulaştı biri süflese. Bir şey yapamayacak sana. İnan korkma. Niye? Burada kendisi söylüyor. Bak diyor ki, bu mütemimi var ya, bu zalim. Zalimi sonra mütemim olarak eklenmiş hadiste, tamam mı? Hmm. Zeyl bu. Aslında 5. şua şurada bitiyor.
20. mesela burada bitiyor. Dabetul arz ekleniyor. Bu mutemimi. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bu hadiste burada bitiyor. Bir tanesi diyecek ki şurada da 3 tane daha var. O onların zeyli. Onunla beraber 23 oluyor. 20'de bu bitiyor. Zaten bitiyor bak. Rabbena la tu'azina innesine vaktena bitiyor. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtena inneke entel alimun hakimle bitiyor. Bas 5. ayet evet. Göreceksin. Ben bilerek söylüyorum yani bunu. Birinci mesele, ikinci, üç mesele de ekleniyor. Bu ne diyor? Sabık 20 adet meseleler bir tetime olarak 3 küçük meseledir. Yani Süfyan'ın devri kapanınca mı bu Dabbetül Arz'ın zamanı? He şimdi bak. O... Ne zaman çıkacağını sen şey yapacaksın. Diyor ki ama Dabbetül Arz Kur'an'da gayet mücmel bir işaret. Lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekelim var. Dabbetül Arz'ı konuşturuyor. Sen Allah karşısına koyuyor tabi. Yani belagat. Konuşturuyor. Ona konuşturuyor. Onu bize aktarıyor Cenab-ı Hak. Konuşturmayı anlattım size. Kur'an'da mevcudatı da konuşturuyor. Tafsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi katı bir kanaatla bilemiyorum. Ama ehli bunu biliyor. Yani mesaj veriyor. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah. Nasıl ki kavmi firavuna, firavun kendisine değil, kavmine, çekirge afatı, firavuna çekirge afatı vermiş ve bit belası emiyor. Bit emer, kanını emer. Güçsüz düşmüş. Evet. Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe, ebabul kuşları musallat olmuşlar. Şialar ebabil kuşlarını, Kur'an'daki ebabil kuşuna şey derler. Allah'ın misal vermiş. Öyle bir şey olmamış diyor. İslamsız oğlu da böyle diyor. Onun adamları. Oysa fiil. Bu adetullah yani. Adetullah. Yani Allah bir şey yapıyor. Bak bir dikkat edin, kaçırma. Çekirge afatı, çekirge tarla, eser. Bit belası bedenine dönmüş. Hariçten kendi eseri kendine dönmüş. Hariçten dahile geçmiş. Tamam. Çekirge tarlana olmuş. Bel bağladın, sana döndü bu sefer. Bit belası sana, kendisine döndü. Sonra yerden kaldırıyor olayı. Kavmi Ebrehe ebabil kuşları musallat olmuşlar. Ebabil canını aldı. Bit o kadar öldürücü değil ama diğeri öldürdü en son. Şimdi bu iki tane örneği kullandı. Yöntem bu. Neyi putlaştırırsan oradan çıkıyor. Dikkat et. Neyi Allah'ın yerine koyarsan el ceza o min cinsin amel. Yani ceza ceza nereye geldi? Senin ameline karşılık geldi. Ameli neyse cezan o. Yani Allah yerine kaldırdığın ne koydunsa ona geldi. İsrafsa kat cinsinden geliyor. Tamam. Evet. Yani kat olmaması değil, aleminde yok, hırs. Servet içinde boğuluyorsun ama yokluk içinde kahrolup ölüp geberip gidiyorsun. Yani daha fazlasında gözün daha fazla gözün olduğu için kahroluyorsun. Hani şimdi Allah yerine ne koydunsa ceza o cinsten olacak. Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle. Süfyan 1. Süfyan'ın ve Deccal'ların. Deccal çok alem İslam'da. Evet. Süfyan bir tane. Fitneleriyle. 1. Bilerek. 2. Severek. Kaçırmayacaksın bunu. Kime bulaşacak? De nasıl olacağını biyolojik olarak da biraz anlatacağım. Bilerek. Severek. Biliyorsun. Bu size neyi anlatıyor? Affınıza sığınırım. Oradan oraya atlıyorsun diyor ama artık bizim için böyle biraz böyle fazla meşgul olunca harita gibi olmuş. Haritaya bakıyorsun Tokat diyor. Hani bu paranda ama git oraya bir sürü saatin olur ama ben biliyordum diyorsun Tokat. Şimdi ben harita. 14. sözde şu var. İlk önce şöyle diyeyim hemen netice.
ya bana bir şey olmaz diye onlara yaranmak için onlar gibi yapıyorsun. Birinci meral bu, depremin sebebi. İkinci sebebi iltizamen. Yani öyle gerekiyor bu zamanda. Tabii bu zamanda o gerekiyor diyor. Lazım kılıyorsun. İltizam lazım kılmak. Yapmanın daha ötesi müdafaa ediyorsun. Sonra üçüncü safhası iltihaken. Onlar gibi. Üç tane diyor. Fiilen, iltizamen, iltihaken. Üç süreç. Burada da üç tane süreç var. Şimdi biliyorsun. Yesudduna an sebilillah. Zaten mütemimi şu. Sonucunda da zaten şurada söylüyor. Beddini ve Zeytun'da o adam sormuş ya, benden nereden bahsediyorsun? İkra bismi rabbikellezi. İnnel insane le yetha. İnsan elbette azar. Burada. Tamam. Ondan sonra kulazı bi rabbil felak kuzeyni rabbil nasta şualarda orada azmayı bilerek, severek olanlara. Şimdi davetullah'a kulak verin. Bu kan, bu korona bunun neresinde bakın. Sufyan'ın alem İslam'ın merkezinde. Sonra deccalların fitneleriyle. Bir. Ne dedi? Bilerek. İki. Severek. Üç. İsyan ve tuğyan. Yani iki isyan ve tuğyan iki bir sayılıyor. Bilerek, severek, ondan sonra isyan ve tuğyan. Ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle. Zaten Çinlilere çok bakan bir şey bu Yecüc. Evet, Yecüc ve Mecüc. Kastamonu 149'da Yecüc ve Mecüc'ü ahlakta ve hayatta anarşist diyor. Yani Yecüc ve Mecüc böyle bir taife temsilci olmakla beraber ustad hayatta ve ahlakta. Yani ahlak çökende, cemiyette kuralsız yaşayanda anarşist olacak ruhu. Yecüc Mecüc bu. Anarşisten daha dehşetli. Yecüc Mecüc neymiş? Ahlakta ve hayatta. Yecüc ve Mecüc. Tamam mı? Ahlakta ve hayatta. Şimdi bunu kaçırırsan Yecüc Mecüc öyle bir tayfa Çin'e şey yapma. Yecüc ve Mecüc, Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden fesada ve canavar. Fesat ne? Bozuldu bozuyor. Canavar yutmaya giden, dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, aklı başında olmayana, tamam mı? Akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, akıllar başka yerde, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Arzdan. Akılları başında olanı olmayacak. Şimdi zaten kendisi söyleyecek. Mikrop kendisi diyecek. Allah onu konuşturuyor. Zir-i zeber edecek. Ne yapacakmış? Zir-i zeber edecek. Bu. Kimlere? Ahlakta ve hayatta. Ahlak ve hayatta. Bilerek, severek, isyan ve tuğyan eden anarşist ruhluların dinsizliğe ve küfre ve canavar ve fesatla giden bu insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkacak. Musallat olacak. Senden çıkmayacak. Sana sıçrayacak. Musallat o demek. Köpek sana saldırdı gibi. Senden sana geçecek. Ne yapacak? Zir-i zeber edecek. Ne yapalım ya bizim ya abi ya korkuyoruz. Bize de bulaşır mı ya, biz hastaneye şeye gidiyoruz. Ama hayvanın hedefi belli. Evet. Yani o dabbenin hedefi belli. Bak konuşmasını çok acayip içini dolduracağım şimdi. Şimdi neyle dolduracaksın? Burayı 5. şuanın 1. meselesini bilmemişsen nazm-ı mani demek. Başında ne koymuş biliyor musun? Ve ma ya'lemu ta'vilehu illallah. وَالْرَاسِخُونَ فِلِنْ Allah'ın kelamındaki muradını
Ve rasihune fil ilim. İlimde Rus'u peyda edenler bilir. Peki neyle bilir? Onlar murad-ı ilahi kelamında Allah'ın yöntemi adetullah ile bilir. Mesela şeyde de diyor ki kime şey bildirilir? Ve men yutel hikmete fakat utel hayren kesira. Kime hikmet ilmi verilmişse ona bu tevil etme, tevili şey anlarlar bizim böyle saftirik bazı insanlar. Yani tevil de evirip çevirip kıvırma. Oysa tevili lügatını bilmiyor ki. Tevil ne demek? Kelamdan Allah'ın muradını anlamak. Asrı ve yani göre. Kelamda murad-ı ilahi görmek ve göstermek. Evellemek. Tevil evellemek demektir. Yani kelam sahibinin niyetini, gayesini, maksadını kelamında görmek. Yöntemi demek. Evirip çevirip kıvırmak değil. Üstadın yaptığı şey işte. He. Asra uygun. İfade. Fehmine uygun ifade kullanmak. Şimdi demek ki Yecüc ve Mecüc'ü bir tayfe Çin ve Moğol desen değil. Oradan başlayacak zaten. Yecüc ve Mecüc Moğollardan başlıyor. Oradan başlıyor. Biliyor musunuz? Çin'in devlet başkanı Çinli değil. Moğol'dur. Öyle mi? Çin'i yöneten Çinli değil şu anda. Moğol'dur. Cengiz Han'ın çocuklarıdır. 20 milyon Çinli. 20 milyon tabii Çin'i Moğol yönetmiyor. 1,5 milyar Çinli, 20 milyon Moğol yönetiyor. O Cengiz Han'ın çocukları bunlar. Çünkü çok korkak Çinliler. Çinliler ötlek, Moğollar çok cesur. Bunlar da zalim. Zalim. Zalim ve cesur. Cesur. Şu anda yöneten Çin devlet başkanı Moğol'dur. Çinli değildir. Yecüc ve Mecüc'ten çıkacak ilk. Anlıyor musunuz? Lazca söylüyordu artık. Şimdi Yecüc ve Mecüc'ün anarşistiyle fesada ve canavar olacak o yer. Giden dinsizliği, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarına, başlarına getirmek hikmetiyle gelmese de ne olacakmış? Mikrop kendisi söyleyecek. Arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Amerika çıkartmış. Küçük kim çıkartırsa çıkartsın. Yerim yok. Abi. Ben Allah rızkımı verecek domatesten. Ne yapıyor? Sana hırs veriyor. Parama kazanma hırsı. Sana tarla ektiriyor. Bana sattırıyor. Ama rızkı Allah senin elinle bana veriyor. O eken vermiyor ki bana. Allah onun emeğine mukabil para veriyor. Adi bir sebep oluyor. Ben de itikadımın mukabil Allah rızkımı veriyor. Hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak. Yani senden çıkmayacak, sana geçecek. Zir-i zübel edecek. Allahu alem o dabbe bir nev'idir. Yani AIDS, Ebola bu sürecin başlangıçlarıdır. Korona da bunun başı mıdır? Daha devamı var mıdır bilmem ama bir nev'dir. Tamam. Ne olacak? Şimdi abi biz ne yapacağız? Hızlı trenlere, işte metrolar binmeyecek miyiz? Bize sıçramaz mı? Sıçrayabilir. Ama sana bir şey olmayacak. Sebebi mikrop kendisi söylüyor. Şuursuz değil bu. Aptal değil. Kime ne yapacağını biliyor. Çünkü diyor bak çünkü gayet büyük bir şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek ki mikro canlı olacak. Büyük bir canlı çıkmayacak diyor. Çünkü dünya herkese yetişmez diyor. Demek hava ile yayılacak. Bak ne diyor? Gayet büyük bir tek şahıs olsa, yani büyük bir Afrika öküzü gibi, her yerde herkese yetişmez. Yetişmez. Bu havadır, daha ilerisini söyleyeyim, elektriktir. Elektrik. Elektrikle yani, internet, videolarla. Mesela onlardan bir tanesi, vehim ve vesvese korku. Mesela birisi anlatıyor, bir video seyretmişler. 7 yaşındaki çocuk Almanya'da geliyorum ya kamptan. Enfosu kamptan orada. 7 yaşında kız çocuğuna biz abi televizyonumuz yoktu ama internetimiz yok. Gittiğimiz komşu çocuk göstermiş. Böyle korkutan bir video olmuş. Şey yapmış. Çocuk şimdi ne yatabilir ne okula gidebilir ne yapacağız vesaire. Yani bakın yani yetişecek diyor. Yetişmeyi ne anlıyorsan. Havadır, elektriktir sana şey. Fakat biz boş ver bunları evirip çevirme ya. Bana bulaşacak mı? En kötü ihtimal veriyorum. Bulaştı. Sana bir şey olacak mı? Olmayacak. Ama şu olursa. Demek o dehşetli bir taife-i hayvani olacak.
Canlı olacak bu. Tamam. Belki illa dâbetul erdi te'kulû min se'ete ayetinin onun bak vefat etmiş olduğunu asasından yemekle olan bir ağaç kurdundan başka şuradan geçiyor. Başka onlara delalet etmiş olmazdı. Yani şu. Şimdi cinlerden korkuyorlar ya. Oo şöyleydi böyleydi tamam mı? Cinler gaybı bilseydi diyor Allah Cin suresinde. Yanı başlarında peygamberler ölür ama çürümezler. Süleyman Aleyhisselam'ın bastonuna dayanmıştı ama vefat etmiş. Öyle duruyor ve cinler sağ bilip korkusundan 6 ayda çalışmışlar. Ne zaman Süleyman öldüğünü anladılar? Baston çürüyünce. Allah da onu gösteriyor. Diyor ki değil gaybi diyor. Yanı başlarında gaybi bilselerdi diyor. Süleyman o öldüğünü bilirlerdi diyor. Ancak baston çürüyünce anlamış ki Süleyman öldü. O zaman serbest oldular. İşte o bastonu içindeki kurt misalini Kur'an'da bu veriyor. Yani 34. surenin 14. ayetinde. Bu hayvan dabetul arz denilen yani ağaç kurtlarıdır ki. Şimdi size hatırlatırdım. Şimdi insanlarda bir vehim var, bir vesvese var. İki temel. Vesvese kalbe aittir. Kalbe lüme-i şeytaniyeden eyleme musallat olur. İmanlıya imansızsın der. Eğer sana imansızsın diyorsa, içinden ses geliyorsa ne mutlu, bahtiyarsın, imanlısın demektir. Çünkü vara musallat olur. Abdestin yoktur diyorsa bil ki vardır. Ama sen biliyorsan şuurlu yoksa, şimdi tuvaletin geldi. O değil, o başka. Ama tereddütte kaldın da acaba hangisi galip? Yok galiba dediğin anda vardır. Çünkü vara musallat olur. Kim? Vesvese. Vehim nereye musallat olur? Mehali nedir? Onu tespit etmek için 30-40 sene vermişiz. Kafadadır. Dimağdadır. Vehim yoku var eden düşüncedir. Bunlar nerede sığınır? İyi dikkat edin. Vesvesenin yerini söylüyorum bir daha. Kalbe içine değil, kalbe yakın lüme-i şeytaniyededir. Kalbine bitişik. Öyle bir cihaz. Cihaz diyor ustad. Kalbin içinde yok. Çünkü kalbin içine melekler bile bakamaz. Nazargah ilahidir. Çünkü Allah'tan başka kimse kalbin içine bakamaz. Tecelli nazargah ilahi. Evet. Tecelli Samed ilahiyen aynı adı. Ama lümme-i şeytane kalbe yakın üstünde olan bir tane cihazla öfürüyor. Yeri neresidir onu anlatmaya çalışıyorum. Kalbe aittir vesvese. Şeytanın yeri orasıdır. Vehim ise dimağda kemiktedir. Kemiğin içindedir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesini anlatan 19. mektup var. Temassız Resulullah'ın bir duası yok. Farkında mısınız? Hazreti Ali'nin diyor gel karnı ağrıyordu diyor. Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu. Dua eder geçerdi. Hazreti Ali ne yaptı? Ayağını bir vurdu diyor. Karnı ağrısı geçti diyor. Acı su vardı diyor. Fiziksel temas tükürüğünü sürdü diyor. Çocuk konuşamıyordu diyor. Çocuk elini göğsüne koydu. Okudu diyor. Hıyar gibi bir şey çıktı çıkmadı diyor. Konuşmaya başladı diyor. Ondan sonra kadınlar biat edecek. Allah Resulü suya bu tarafa elini sokmuş. Kadınlar da suyun tek ucuna elini sokmuş. Biat ilk. Ondan sonra Veysel Karahan'a bir şey yapacak, bir mesaj verecek ne yapacağını. Fiziksel temas yapıyor, kazanı gönderiyor. Yani bedensel bir temassız dua yok yani. Parmaklarına su akacak, ilk önce bir akıt duruyor, biraz döküyor. Onun devamı geliyor, farkında mısınız ha? Şimdi vehimlerde, bu dabbetul arzı anlamlandırman için bunu bilmen lazım. Dabbetul arz nereye yerleşecek? İlk önce bilgi veriyorum, şurada diyecek zaten. Bir de orada anlatmayayım diye anladım. Vesvese kalbe aittir. Şeytanın yeridir. Kafada, kemikte
vehim vardır. Nerede? Ne yapacak vehim? Yok olan düşünceler üreten iyi değilim, hastayım, aha ölüyorum deyince ölümün başlangıcıdır. Ha, şimdi geleceğiz Abdullah ben oraya. Bunu bir tane söyle. Hiç bunu kaçırma, bırak bunu. Tamam abi ben... Bak şimdi. Şimdi kemiğe yerleşecek. Kemiğe niye misal verdi? Çocuğunu okurken kafasına elini koy. Tamam mı? Mesela çocuğunla başkasıyla meşgul. Kapıyı kapattın mı onun dışındakilerle meşgul olma. Rayiyetini koruyun, meşgul olmayın. Çünkü bu kemiğe yerleşecek kardeşim. Yani illa dâbetul ardı te'külü min sâtehu. Onun vefat etmiş olduğunu nereye yaslanıyordun? Asaya. Nereye yaslanıyorsun? Sefahatına, parana. Nereye yaslanıyorsun? Bedenini putlaştırdın. O kurtlanacak. Hani o Süleyman Aleyhisselam'ın o kıssası ona mı işaret ediyor? Daha geliyor bu tabii. Nereye yaslandı, ayakta duruyordu Süleyman? Asaya. Sen nereye dayandın? Allah yerine nereye dayandın? Makamına. Makamına, oradan. Aynen. Mesela polisler ki polislerde. Bir insan bir müdürün ayağı kaydırıldı gitti. Derler ki kim kaydırdı belli değil. Kim mi kaydırdı? Çok kolay. Kim onun yerine geçmişse. Kim istifade ettiyse onun gitmesine. Ha, kim? Ya o adam yaptı veya o adamı oraya getirenler. Kim ondan istifade ettiyse o kaydırdı. Yani senin yaslandığı neyse o kurtlanacak. Sonra işaretiyle o hayvan dâbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki. Neresi olacak? İnsanın karşılığı nedir? İnsanların kemiklerini, ha, kemiklerine cinler oraya yerleşir. Gaybi bilmez kardeş. Biz onları korkma ile, vehimle, olmayan düşünceleri yaparak onları davet ediyoruz. Yani çiçek koy buraya, aç camı, arı gelir. Pislik koy, aç camı, sinek gelir. Yani hangi tip düşünüyorsan o tip ruhaniyat gelecek. Şimdi bunların yeri de erva habise diyor ustad diyor. Bu cin değil. Nedir o? 246 sözlerde söylüyor. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habise. Erva habisenin kaynağı düşüncelerdir. Ne yapacaklar bu? Erva habise insanın fıtratını bozacak ve yanlış yollara sevk edecek. Peki bu düşüncenin tedavisi nedir ey üstad? 258 sözler. Kur'an şey. Hayır, Ruf-u Mukatta 32 de söylüyor. 258'de yok yok şey diyor. Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. Cümle aynen öyle. Tedavi edin. Tabii envara göre sayfayı söylüyor. Hastalıklarınızı. Tılsımat-ı Kur'aniye ile tedavi edin. Tılsımat-ı Kur'aniye nedir? Görüyor musunuz baklama? Latif nükteler 30, 31, 32. sayfaya geçiyorum. Huruf-u mukatta. Yani Allah'a itimat, teslim. Bak Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Şimdi diyor ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek bu. Kemik içeride. Yani erva habisecini bırak ya. Düşüncelerin ürettiği, şeytanın ürettiğine vesvese. İnsanın vehminin ürettiği negatife, erva habise, müsbetine de erva haliye. Bu nerede olacak? İnsanın dimağında. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Sonra nereye inecek? İnsanın cisminde, dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Peki cismine yerleşecek de burada diş ve tırnak niye söylüyor? Tamam. Yani dikkat eder misiniz? İki tane kapının mandalıdır. İçeriye girenin mandalı diştir. Beden, hazin dışarıdaki mandal eldir. Tırnağımla kazıdım. Ben bu serveti tırnağımı kazıyarak yaptım. Haram, haramla bat olan kahrile berbat olur. Bir de içeriye haram helal demeyip rastgeleni yemek. Tamam.
Yani topladıklarınız ve içeriye soktuklarınızın veciz olarak ne demiş? Demiş ki, mesela bu Türkiye neyin üzerine duruyor ayakta? Ne dersiniz? Türkiye neyin üzerine? Bir askeri ile ayaktadır, bir de ekonomi. Öyle değil mi? Askeri kılıç temsil eder. Ekonomi, ilim ve ekonomi kalem. Kalem. O zaman Türkiye kalem ve kılıç üzerine duruyor. Yani Türkiye'nin altına kalem kılıç alamayacaksın. Evet. Simgedir. Bu diş ile tırnak da bu. Diş iç aleme. İmam-ı Azam diyor ki Efendimiz radıyallahu anh, içeriye gireni kontrol edemeyen, ondan içeriye soktuğun şeylerin hangi yolla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Yani içeriye gireni kontrol edemeyen dışarı çıkarken hiç kontrol edemez. Dolayısıyla dişinden ve tırnağına kadar yerleşecek. Peki tamam, bana lazım olan yere geldim ve bitiyor. Ondan sonra meyve yiyeceğiz. Müminler iki sıfatıyla kurtulacak. Bir tanesi yoksa kurtulamayacak. Müminler bir, imanın bereketiyle, iman bereket, iman çoğaltıyor. Barakallah oluyor. İmanın bitmez. İmanın var olmaz. Bir Allah, bir iman var ama yok. Yetmeyecek. İmanın bereketiyle iki, sefaat ve suistimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten. İsrafat yapmayacak. Suistimal yapmayacak. Bedendeki savunma, mesela israfattan başka bir tane söyleyeyim. Mesela haramla bulaşan adam normal fıtratta ayda bir olan hanımıyla beraber olmayı haftada birkaç defa ihtiyaç duyar. Bu sefer işten vücut çöker, savunması şey yapar. Hani ahir zamandır, ayda bir olmasa bile 15 günde bir haiz dönemin şey olsa, fakat haftada birkaç defa gusül etmeye mecbur olursa bu suistimaldır. Sonra sefaat. Bu yani imanın iktizasını yaşamasa o adam ne, bak o hayvan ne diyor adam diyorum. Müminler imanın bereketiyle bir, iki, sefahat, üç, suistimalat. Burada da üç tane söyledi. Bilerek, severek, isyan ve tuğyan. Müminler imanın bereketiyle yapacak. Sefahata olmayacak. Sefihlerle beraber olmayacaksın. Bir de adam gibi suistimal yaşamak. Yaşayacaksın. Yani onlarla sefi var ya, onlar gibi yaşayıp Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir gibi makam besine beklemeyeceksin. İmanına göre sefaata, eğlencelere, eğlence yerlerine meşgul olmayacaksın. Eğlence yerlerine gitmeyeceksin. Ne işin var? Sonra fıtratını bozma. Çünkü senin fıtratın 2000 sene yaşayacak kadar donanımlıdır. Babamız 2000 sene yaşamış bir rivayete göre. Kur'an'ın açık ifadesiyle 1050 sene yaşamış Nuh Aleyhisselam. 950 sene diyor. Aranızda tebliğ yaptı diyor. Tamam. Ne yapmış? Fıtrat, yani mesela Firavun 350 sene yaşamış İngiltere'de cesedi. Yani fark etmez Müslüman bir şey. Suistimal etmeyecek vücudunu. Onun için o mikroplar geldiği zaman senin bağışıklık sistemin güçlü. Niye güçlü? Bir, İman ne iktiza diyor? İman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül ne iktiza eder? Saadet-i darin iktiza eder. Yani tevhidi bunlar iktiza ediyor. Eylemsel olarak teslim, tevekkül, Allah'a itimat ve kanaat ettin mi? Panik yapmıyorsun. İki dünyada saadet. Saadet. Yani sana barınamıyor. Mikrop gelse bile pşt diye söner. Çünkü savunma biyolojik olarak, olarak, adetullah kanun itibariyle savunman çok güçlü. Niye Çin'de çocuklar ölmüyor? Savunması güçlü ve kafasında vehim yok. Düşünenlerde sıçraması bir şey değil. Yani senin bedene değil. Sıçrasa bile bir şey olmaz. Buradaki ifadeye göre çocukların ölmemesinin bir hikmeti de zaten çocuklara musallat olmayacağım diyor. Evet, oğlum çocuklara musallat olmayacağım diyor. Çünkü
benim diyor hedefimde şu şu var diyor. O çocuk da zaten yok. Bir imanın bereketi ki buluk çağına kadar imanlıdır. Evet. Sefaat yok ve suistimal. Ne tecenüpleriyle, uzak durma hissiyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Rabbena la tuahizna innesina ev ehtana subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimun hakim. Burada mevzu bitiriyor. Sonra tetime yapıyor. Burada bitiyor. 23 tane hadis, 20 tanesini böyle yapıyor. 3 tanesini hadisi de hadisi kutsi mi bunlar? Bu hadisi kutsi hepsi. Akırza mesela şeyden israf öyle basit gözüküyor. En tepeye koymuş. Şeyde şualarda gene bak şurada onu da göstereyim. Eyvah. Bak kim o Müslüman dahi olsa bak lütfen onu çok önemli bir yer. Ve suduna ansibille o çok acayibime gidiyor. Bu Müslüman da ha. Adam diyor ki namaz kılıyorum diyor. Ama Allah düşmanlarına, İslamiyet düşmanlarına, başörtü düşmanlarına, namaz kılanlara düşman. Ulan sen namaz kılsan ne olur? Boşuna bak diyor ki birinci şuada geçiyor. Birinci şuada. Şimdi hatırladım. Bak birinci şuada diyor ki çok şaşıracaksın. Bak kimler giriyor? Birinci şuada ne zaman öyle? Bu sonunda arıyor. Bak. Birinci şuada başta olmaz mı? Ya. Şuaların sonunda. Ha, şualar şu an birinci şua okuduğum şey 725. Şuaların başı. Birinci şua yok başında. Bak. Ve yesuduna an sebilillah. Allah Allah. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve yebuneha evaca. O da ne diyor? Onu eğri büğrü görmek istiyorlar. Yani zaten mali veriyor. Diyor ki ile derler ki onların dalaleti fenden felsefeden geldiği için acip bir gurur, garip bir firavunluk, dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerin öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaikin dusturlarını sufliye vesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri yanlış noksan bulmak istiyorlar. Tamam mı? Yani kim olursa olsun ya şimdi diyor falan namazını kıl ya bu şey yapma diyor ya seyret şey yap diyor. Adam bir tanesi bana bulaşacak mı dedi. Ne iş yapıyorsun dedim ben emekliyim dedi. Bak şimdi 6 gün önce. Bana bulaşacak mı deyince evet hayır ne diyeyim yani ben hocam yani ben medyum değilmişim değilim ki sana tahmin yürüteyim gaybden dönemek değil. Ama dedim bunlar ağzımdan çıktı bunu sorayım dedim ya. Ne iş yapıyorsun dedim. Emekliyim dedi. Bir işle meşgul müsün? Spora gidiyorum dedi. Spora yani vücudumu koruyayım. Peki ne yapıyorsun spora dedim. Soruya bak. Ya dedi bir de özel diyor bir diyor şey spor kompleksi var. Orada dedi yüzüyoruz, fitness yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Peki ne var dedim yani bu kaç sene, 3 senede, 2 seneden beri devam ediyorum dedi tamam mı? Allah Allah bir insan spora 2 seneden beri nasıl devam ediyor şaşırdım. Karma mıdır? Karmadır dedi. Kadın erkek. Ondan sonra havuzda bu yüzü tabii yüzme he. Sen spora devam etmiyorsun ne o? Sen sefahatına devam ediyorsun. Dedim ki Çin'de dahi olsa bekle bugün yarın sana da gelecek. Çünkü bu dedim rüzgarla geçiyor. Ne diyorsun ya? Rüzgarla geçiyor. Ne yapacaksın? Ondan sonra ya havuzla ne alakası var dedi. Ağlaya dedim. İman yetmez. İki sefaat yapmayacaksın. Vücudu istismar edin. Demek ki sen spora gitmiyorsun. Sefaatine gidiyorsun. Ama kılıfı buldun. Şiaların zinaya, mutenikaha kılıfı yaptıkları gibi. Zina yani. Tamam mı? Zalimler. Kırıp döküyor. Bak İran'da imanlı bir şey olsaydı bak kırıp dökülmezdi. İran denen bir şey kalmayacak. Yok olacak. Çin gibi. Farklı. Mesela niçin iman dedi? İman bak. Niçin imanın bereketi bak. Bir imanın bereketi dedi. İki sefaat, üç suistimal hayatını. İmanın bereketi fazla durmadım. Niye? 23. sözde diyor ki iman bir anlayış değil. Bir tarafkirlik değil. Bir şeyi onaylamak değil. Allah'ın dinini onaylamakta dimağımızda bir itikat oluşuyor. Bak bu çok süreci anlatıyorum.
Allah Kur'an'ını dimağa, akla teklif ediyor. Kabul edince dimağda itikat oluyor. Allah da diyor ki fiilen, güya, konuş, süreci anlatmak için. Ey kulum, vahyimi kabul ettin, onayladın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin. Dimağında itikat oldu. Sen misin benim Kur'an'ıma itikat ettin, onayladın? Cenab-ı Hak bir adım daha atıyor. Öyle adımla misal veriyor. Bana bir adım atarsanız ben bir 10 adım atarım meali. Allah Kur'an'ı onaylayan insanda oluşan, dimağında oluşan itikadına verdiği cevaptır iman. İkinci adım iman. İman neyi barındırıyor? İman diyor ki güçtür, kuvvettir. Kalbe ilka edilen nur o mudur? Evet. O işareti cazdı 42. de. Sen itikad ettiğin için mi o kalbe ilka? Ondan sonra. İrade-i cüziyesinden sonra irade-i külliyeni, evet, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdu. Peki onu ideleyelim. Ben ona şey yapmıyorum. İmanı şimdi içine gireyim. İmanın bereketi ne demek bir parçasını? İman nurdur ve kuvvettir. Ne demek? İman böyle bir tarafgirlik değil, Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Bir güçtür, güç. İman nurdur, iman mahluktur, realitedir. İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Tamam. İmanın sureti eylemdedir, fiildedir. Oruç tutmak, namaz kılmak. Kanuniyeti insandadır. Nedir o eylemsel olarak? Virüse karşı bak, imanın bereketi ne alakası var? İman nurdur, kuvvettir diyor. Kuvvet, böyle enerjidir. Mesela şöyle bir misal vereyim iman. Şimdi sporcu gidiyor halter kaldıracak veya boks yapacak, bilmem ne yapacak. İlk önce konsantre olmuyor mu? Yani ısınmak konsantredir, ona yoğunlaşıyor. Kafası başka olan, başka yerde olan bir futbolcu topa oynayamaz. Kafası başka, o sıkıntısı olan, başka yere takılan boks yapamaz. Tamam, başkası, kafası başka yerde olan ders yapamaz. Ha şimdi peki iman nedir o? Nasıl ki sporcu konsantre olunca, hani şu anda normalim, konsantre olunca vücudumda enerji çıkmıyor mu? Tamam. Ha. Şimdi bir spordaki adı konsantre. İmanın da yani nereden çıkıyor o güç? Konsantre ile kemikten ortaya çıkıyor enerji, kemikten. O neredeydi o konsantre ile sporda? O enerji neredeydi? Onu uyandırdı. Neyle konsantre? Tefekkür de iman enerjisini aktif ediyor. Öyle bir aktif ediyor ki, öyle bir canlı oluyor ki, bu aktifliği fiilen deseler Ali Uçar abiyi derim yani. Allah rahmet etsin. Sırf böyle Ermenilere davayı anlatmak için Amerika'da İngilizce öğrenmiş. Doğuda PKK'lara İslamiyet'i anlatayım, Nurculuğu anlatayım diye Kürtçeyi öğrenmiş. Yani o kadar enerji dolu ki günde bir ayda bilmem kaç bin saat konferans vermiş Avrupa'da. Bu enerji nedir? İmanından aldığı bir güçte diyor. Peki fiilen başka örnek vereyim. Ustad Bediüzzaman Hazretleri 28 sene hapiste kaldı. 28 defa zehirlendi. Bu enerjileri bloke eden imanın gücüdür. İman güçtür, iman kuvvettir. Celaskal gibi yük kaldırıyor. Yani ruhtaki... Zehirleri bertaraf eder. Zehirleri bertaraf eder. Ha? Bir devlet Hazreti Hasan zehri içmiş. Evet, içmiş. Bismillah demiş, bana zarar. Ha, bu imanın kemal mertebesinde teslimiyette dokunma. Çünkü bloke ediyorsun. Nasıl ki konsantre ile kemikteki enerji sporda ortaya çıkarttığın gibi iman da ruhtaki gücü ortaya çıkarıyor. İmanı tefekkür, bak tefekkür imanı, iman da ruhtaki kuvveti aktif ediyor. Bu sefer vücudu bloke ediyor. Tamamen sahipleniyor. Onun delili nedir sahipleniyor? Suratına bak, nur akıyor ya. Adamın suratına bak. Namaz var, Kur'an var. Yani yetmiyor yani. Adam, idealist adam, nur. Şimdi o nedir o? Baksana zaten nur. Allah'ın nur. Peki bu nuru nasıl aktif ederiz imanın şeyini? Nur şeydir. İmanın kuvveti geçmişidir. İmanın nuru geleceğidir. Yani iman iki kanatlı olur. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nur ahirete imandır.
Yani ahirete iman arttıkça ruhunda. İman kuvvettir, Allah'a iman. İmanın iki kanadı var temelde. Diğerleri mütemimidir. Kader, haşir mütemimidir. Melaike, kitaplar imanı. İkisi şeydir. İmanın kuvveti Allah'a iman arttıkça, ki Risale-i Nur bunu çok işliyor. İkincisi ahiret iman arttıkça Risale-i Nur gene bunu işliyor. İkisini çok ele almış. Allah ve ahiret. Bu iman, şunu anlatmaya çalışıyorum. İman realitedir. Nefsül emirdedir. Yani vücudu halicisi vardır. Bu kalem diye bir mahluktur. Enerjidir, güçtür. Mesela bir ruh düşün. Ümitsiz. Ya hayır yapamam, iyi değilim. Mesela seni tanıdığım bir tanesini sana söyleyeyim. Bu teslimiyetin ve teslimiyetsiz anlamı. Rahmetli Adife'nin Yılmaz'ın tanıyorsun. Bizim komşumuz. Yılmaz. Nasıl öldü biliyor musun? Ben sana anlatayım. Bizim aşağıki evin altında ölmüş. Şimdi o Kunanilerin o evinin orada hani bizde imece var ya böyle köyde birbirine yardıma gidiyorlar. Bugün ben sana geliyorum, sen de bilin. Kadınlar 20-30 kişi toplanıyorlar bugün sana. 20-30 kişi yarın sana. Bu Yılmaz da kadınların sepetine gübre atıyor. Kadınlar da tarlaya götürüyor. Gübre diyor, kadına geliyor. Yolun kenarında o gübreyi kamyon getirmişti. Hiçbir şey yok. Gübre atıyor yani. Düşünemiyorum. Onun için tafsili anlatıyorum. Yani küreyi alıyor. Dolduruyor. Dolduruyor. Bu kadar güçlü yani. Tarla işleri yapar. Karşıdan bir tane ambulans çalıyor. Yani hasta. Ondan sonra hastaya geliyor da yolumu açın. Hasta almaya geliyorum. Tamam. Ondan sonra şimdi karşıki mahalleden vank 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 yapınca ey bu dedi, kime geliyor kime geliyor dedi ki, oradakiler anlatıyor. Yılmaz dedi, ne korkuyorsun dedi, ya sen hasta mısın, hastaya geliyor da dedi. Ya kim var ki dedi, ya bana gelmiş olmasın dedi. Sana niye gelsin dedi, yani sen mi çağırdın dedi, bu yoldan dedi başka köye de gidiliyor, ona gidiyor dedi. Hayır hayır, o bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Düşüyor, ölüyor. Böyle ölüyor. Ben kalp krizine gitti diye biliyorum. Kalp krizine nasıl gitti? Böyle gitti. Bu detayı bilmiyordum yani. Nasıl? Gübre doldururken öldü. Allah Allah. Ambulansın sesiyle öldü. Düşünce hayatı da yok eder, hayatı da yukarıya çıkar. O zaman bu sırtandır ki. Bir örnek de bana müsaade edersen vereyim. Ama unutma onu. Gavur bu. Şu anda anlatacağım. YouTube'da bana göstermişlerdi. Abi düşünce nasıl yapar diye bir tanesi Almanya'da bana bu şeyi gösterdi. Adam motosiklet kazası yapıyor. Boyundan aşağı felç. Doktorlar diyor ki maalesef bundan sonra boyundan aşağı böyle. Bunu kabul edeceksin. Sırf kafa çalışıyor. Yemeği de yediriyorlar bir başkası. Ama bu adam hiçbir zaman ümidini kesmemiş. Ondan sonra bu devamlı hayal kuruyor. Üşenmiyor, usanmıyor. Üşenmiyor, usanmıyor. Hayalin şu. Ben düzeldim, yürüyorum. Yataktan indim, hastaneden 3. kattan indim. Arabaya bindim, eve gidiyorum. Günde yüzlerce defa hayal ediyor. Bir cinselliği veya bir kavgayı hayal etsen vücut ona göre salgılama yapmaz mı? Hormonlar değişmez mi? Ama ben ayağa kalktım, yürüyorum, böyle dövüşüyorum falan. Ama boyunla vücut arasında sinir kopuk. Ama beyine şu mesajı veriyor. Beyine yürüyorum deyince beyin vücutta diyor ki bak bu yürümeye niyet edecek, kalk. O kaslar mesela harekete geçecek ama şey yapmıyor. Bir sinyal gönderiyor 2-2 derken beyin şeye atlıyor. Vücuttaki o ara boşluğa atlıyor. Adam kalkıyor biliyor musunuz? Adam kalkıyor ve öyle dahi olsa yürüyor. Binadan inerken bu kalkamazsın diyenler şok ve arabaya biniyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nde şu vardı. Hala eskiyi yeniyi takip edemeyen doktorlar bu eski kafada sinir tamir olmaz. Hayır. Geç dahi olsa, zor dahi olsa çok çok uzun müddette sinir hücresi kendisini tamir eder. Çünkü dermanı olmayan dert yoktur. Deprem olurken adam yürüyemeyen felçliden kalkmış yürümüş. Felçli adam depremde değil mi? Depremde korkmuş. Bina yıkılacak diye o korku öyle bir aktif etmiş. Bak şimdi. Tabii yürümüş.
Bunu da duymuştum ama Türkiye'de mi bu? Ben şeyde, Türkiye'de olmuş abi. Deprem tam geliyor, yıkılırken o yatağından hepsi gidiyor ya, kaçıyor. Herhalde onun mu? Ondan sonra yatağında... Elazığ depreminde. Ha? Yeni olan. Ha, yeni mi? Benimse 1999. Deprem şey. Abi şey diyecekmişti. Bu iman kuvvetli dedin ya. Sırdandır ki gerçek imanı elde eden diyor kainata meydan okuyor. Ya. Gerçek iman oldu mu? Yani kainata meydan Allah'ın kudreti de, aktif oluyor sende. Gerçek iman ne peki? Gerçek iman şu. Öz olarak tek kelimeyle gerçek iman Allah. Allah arkandaysa kainata meydan okuyor. Çünkü onun haricinde kainatta güç yok. Faili muhtar. Kim Allah? Güç sahibi, irade sahibi kimse yok ki. Zaten ayet diyor biliyor musun? Ne kadar ya. Güç varsa hepsi ondan gücünü alan şeyler. Sen diyor Allah seni murat ettiyse ne kadar zayıf olursan seni kimse yemez diyor. Şimdi elektrikli bir silah düşün Hasan abi. Hı. Bir eve gireceksin, evde bir tane adam var, onu teslim alacaksın. Bütün silahlar elektrikli. Eve girerken şalteri indiriyorsun. Elini kolunu sallayarak çıkıp alabilirsin. Bunun gibi her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretine muhtaç. Evet. İş yapmak için. Koronavirüs de onun kudretine muhtaç. Her şey onun kudretine. Canlı ya, hücre ya, hücre. Kaldı ki burada zaten söylüyor, Allah konuşturuyor, ben diyor. Amacım bu diyor, bunun için geldi. Senin babanda şey vardı, rahmetli de Bedford vardı biliyorsun. Evet ya. Kaç tondu Hasan abi hatırlıyor musun? Yani kamyonun bilmiyorum. Bir 10 ton var herhalde. Bir fazla var, canım. 6, 7, 10, 10 ton. Var tabii ya, Bedford kamyon ya. Şeyde, İç Erenköy'de tanıyorum. Eski zamanlar hava yağmurlu şeye koyuyor. Arabayı kirkoya kaldırıyorlar da altına ağaç koyuyor. Ağaç koyuyor. Adamın bir tanesi. Adamın bir tanesi tanıyorum da yani. Kardeşi de orada çalışıyor. Arabasını tamire gidiyor Bedford'u. Kardeşi de orada çalışıyor. Altına giriyor da şaft söküyor. Şaftı değişti. Şeyden kayıyor. Tahtadan kayıyor. Tahtadan kayıyor. Şimdi abisi sesini çıkaramadan o zaten bir anda kaydığını görüyor, düşüyor, tak diye yapışıyor. Kamyona yapışıyor. Kamyona yapışıyor, kamyonu tutuyor. Kamyonu. Allah Allah. Sesi de çıkmıyor. Çık diye. Yani çık diye bağıramıyor yani. Öyle bir yapışmış ki böyle ığımı yapınca bir bakıyor, aa şey düşmüş lan, bu çocuk kendini dışarı atıyor, bam diye boşalıyor. Ne diyorlar? Bir daha kaldır. Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'ni kaldır. Kımıldatamıyor bile. Yani mesela şey demişler de Süleymanoğlu mu? Neydi o Bulgar halk tercih Müslüman? Naim Süleyman. Ona şey, onu da şey yapmıştım, bana vermişlerdi. Bunu anlatınca getiriyor böyle bazıları. Diyor ki ilk önce konsantre oluyorum böyle, şeyi diyor kaldırıyorum, çok yüksek bir şeyi. Yani çok mesela 250 kilo kaldıracaksam 500 kiloyu hayal ediyorum. Hayali ona göre vücut 500 kilo ki Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın gibi. Pat diye vücut öyle bir savunmaya geçiyor ki 500 kilo. Mesela şeyde olmuş, aynı bu şekilde yangın. Köyde tahtalı ev ya, Merze'de vardı bugünalı. Yani ne hastası diyorlar bilmiyorum. Hiç yürüyemiyor. Felç değil bu. Yürüyemiyor. Kemikte artık bir evde kimse yok. Tek başına oturuyor. Yani Merze'ye tahtalı ev. Herkes yayınlı çalışıyor. Bugünalı o ev yanmıyor. Kendisi korkudan o yürüyemeyen adam evden dışarı çıkıyor. Yani hangi gücü aktif ediyorsa iman da orayı aktif ediyor işte. Değil mi? Orada bir şey devreye sokuyor. Evet. Yani vücudun ne savunması kalıyor ne bir şey kalıyor. İman bloke ediyor. Tamam. İnsan öldüren nedir biliyor musun? Yeistir. Evet. Allah Kur'an'da diyor ya benden ancak kafirler mi diyor. Risale'de nasıl geçiyor yeist? Yeist mani her kemaldir. Her kemalata götüren yolu kapayandır, tıkayandır, ortadan kaldırandır. Ne? Ümitsizlik. Hasan abi spor yapıyorduk gençliğimizde. Evet. Ya çocuk gidiyor antrenmanlarda. Ya filmden çıktı işte. Yani ya uçuyor, takla atıyor, zıplıyor. Ben de yapmıştım onu. Biliyorsun. Oo. Abi şampiyonaya girince el ayağı kesiliyor. Abi ya istedin ya. Evet. Ya normal antrenmanda bakıyorsun düz tuvalet. Canavar. Canavar ya, kum torbasına vuruncalar ya. Uçuruyor. Şampiyonaya çıkıyor ya, hiç tanımadığı. Bilmediği birisi. Ha, torbayı tanıyor. Tanıyor. Abi kesiliyor kalıyor. Ya hayır, kulüpte
Hani benle de öbürleriyle de hani tanıdığı bir ünsiyet ettiği ortamda hiç sorun yok. Canavar. Fakat orada o yeis var ya dediğim yes. gibi eli, korku, yeis, evet. ümitsizlik. Şu anda neyi pompalıyorlar biliyor musun? Korkuyu. Yani koronavirüsünden önce berbat bir virüs var. Koronavirüsünden berbat bir virüs yayılıyor. Medyayla. Korona bir şey değil ki. 50 gibi ya 150 milyon şey 1,5 milyar Çinli bir şey olmaz ki. 10 milyon insan ölse gene. Ondan beterdir. Deprem bir şey değil diyor Risale'de. Depremin devamından gelen evham ile insanlar sokağa dökülmüş bitmiş. Ulan yani deprem mesela endişesi depremden beterdir. Korona virüsünden beterdir. Korku virüsü yayılıyor. Esas virüs korku virüsü. Bir vücudun savunmasını çökerten korkudur. Korkuya muptela olan korona virüsü aktif oluyor. Korkudan sonra aktif oluyor o. Acaba diyor. Mesela benim akrabalarım var, yeğenlerim var, şunlar bunlar soruyor. Ya ne olacak diyor, biz de dediği çalışıyoruz. Ya ne olacak onun? Onun çaresi ne? Çaresi ne? Maske mi? Hayır. Düşünmemektir. Bu medyaya muptela olursan korku yayılıyor. Korona virüsü korkudan sonra geliyor. Oturuyor. Yani medyaya bakın kardeşim. Ne kadar sanal, böyle korkunç. Ya koronadan fazla ölen insan var ya her seneden bilmem ne virüste grip bir aşı hastalıkla 300 bin insan ölüyor. Afrika'da vesaire. Kimse onu konuşmuyor. İşte domuz gribi oldu abi. Domuz gribinden toplam ölen dünyada 160 kişiymiş. Dünyada. Yani bu kadar. Domuz gribi 2 sene milleti ne yapmış? Milleti acayip derecede meşgul etti. 160 kişiymiş. Ya bir uçak düşüyor 300 kişi ölüyor kardeşim. Ya hiç şimdi bununla korku yayıyorlar. Bununla korkuyla dizginlemeye çalışıyorlar. Korku aşağıda derste anlattım. Korku esas virüs korona değil. Korku virüsüdür. Onu kullanıyorlar. Onunla korkuyu aktif ediyorlar. Netice korkudur, vesile koronadır. Anladın mı? Bunlar fıtratı çözmüşler. Ama peki kendileri de söylemiş zaten şeyde söylüyor bu kardeş Murat kardeş bu herse 10 senede bir şeyde toplanıyorlar ya neresiydi? Davos'ta 10 sene içinde ne olacağını söylüyorlar. Yani mesela insanın şeyini tespit etmişler ben onu biliyorum. Mesela alette bir insan kalkacak değil mi kalkmaya karar bilmem kaç saniye önce karar verilmiş. Ondan sonra kendisi kalkıyor. Yani kendisinden önce birisi karar vermiş sistemde. Sonra o kalkmaya meylediyor ve kalkıyor. Şimdi o meylden bilmem kaç saniye sonra insan ihtiyarına geliyor. İhtiyardan sonra kalkıyor. İşte o meyili çıktığı anda insanın o meylini yönünü değiştirmeye cihaz veya sinyal gönderecekler. Ne ile? Cep telefonlarının bu baz istasyonu var ya. Onunla ve uyduyla. İnsan bir şeyi meylettiği zaman ihtiyarına daha gelmeden, fiile dönüştürmeden yönünü değiştirecek. O var abi şu anda aslında. Ha var o, ama anlıyorlar yani şu an. Kullan. Mavi Balina diye bir oyun var. Merhaba duymuştur belki ismini. Bir bilgisayar oyunu abi. Çocuklar oynuyor. Orada görevler var. Diyor ki mesela bir sanal bir bahçe var. Bahçeni sula diyor. Tamam. Bahçeni suluyorsun. Ondan sonra işte diyor ki o görevde işte evin camlarını kapat diyor. İşte aç diyor camlarını. Ama onu bahçe diyor. Doğa usta ne diyorlar? Onu bir devam edeceksin. O şey olmasın parçalan. Fakat diyor iman edenler dinde hakiki dindar demiyor. Hakiki dindarlara müdahale edilemeyecek diyor. Çünkü o mailin arkasında iman, itikat var, iman var diyor. En arkada o var. Ya bu Müslümanların dindarları değil yani. Değil. Sadece her dinin dindarları. Sistemin dışında kalacaklar. Bu sistemin dışında kalacak. Şudur, budur. Öyle bir zaman gelecek ki diyor herkes cep telefonuna muptela olacak. Öyle bir zaman gelecek herkes internete muptela olacak. Öyle bir zaman gelecek ki cep telefonu daha yokken veya yokken. Cep telefonu yeni çıkmışken herkes cep telefonunu mutlaka kullanacak. Davos'ta demişler 10 sene önce. Olamaz canım biz bile kullanmıyoruz cep telefonunu. Bakanlar biz kullanmıyoruz. Niye kullansın?
Şimdi mezeye geçiyor oğlum. İnternette öyle. Herkesin evde biliyorduk dedi. Devlette, fabrikada tek tük vardı mesela. Herkes de kullanacak diyor mecbur. Bakın sokakta adam internet kullanıyor vesaire. Şimdi diyor ki herkesin o beynine o şey müdahale edilecek. Yalnız hakiki iman şey edenler, Allah'a, dindarlara diyor, o müdahale edilemiyor diyor. Mahfuz kalıyor o sinyal. Heh, şimdi anlat. Git intihar et diyor mesela çocuğu. Şimdi geldi sıra bahçeyi tarlama, şeye sulamaktan sonra. O sanaldan çıktı. Artık gerçek şeyleri yaptırmaya başladı. Mesela o sanal bahçesini suladı ya sanal. Alıştırdı onu yaptın. Emir almaya alıştırdı. Onun her emrini şey yapmaya alıştırdı. Bir de ben çok eskiden bir film seyretmiştim. Filmin ismini tam hatırlamıyorum da. Filmde bir şey vardı. Bir müzik vardı Hasan abi. Hmm. Bu müziği dinleyen herkes intihar ediyordu. Kovak kutusu diye bir adam bir şey yapmış. O müzik... Yalnız batılı tasvir etmedi. O müzik çaldığı zaman herkes intihar ediyordu. Hmm. Bunu da mesela aslında planlıyorlar. Biliyorsun önce filmini yapıyorlar yapacağı şeyin. İşte bu ikisi kulelerin bile filmini yapmışlar. Önceden yapmış. Onu 10-15 sene. Filmini yapıyorlar. Ondan sonra onu yavaş yavaş fiilen, iltizamen, iltihaken yapıyor. Yani bu aslında filmle falan laboratuvar çalışması. Hakikatini bizzat zamanı gelince şeye koyuyorlar. Demek ki bu Hollywood bizim elimize geçse, hani şu Risale'yi eline geçse, ne filmler yapılır değil tabii mi Hasan abi? Ama bu temelini ama aynısını yapıyoruz. Niye geçmesin? Biz de ne yapıyoruz? Ya. Bak mesela Sait Özdemir abiyi dinledim. Meculu 60 şey. Evet. Muhammed Numa. 60, o herhalde 60. Sait Özdemir abi diyor ki İsmet İnönü döneminde TRT'ye gittik reklam yaptık diyor. Hmm. Reklam. TRT'de ne olacak? Şarkı, türkü var, orkestra şefliği var. Yani hayır olacak yok ki İsmet İnönü döneminde. Risale-i Nur, Risale-i Nur. Asın tefsiri Risale-i Nur. Sait Nur, sözler, mektubat, lemalar, mecmuası çıktı. Bu kadar. Haftada 3 gün yapacak. Her şeye 300 bin lira verecek. Bir defa reklamı 300 bin. 600, 9 bin. 3 defa etsin diye 9 bin para verdiler. Hangi saatte istiyorsunuz dedi. Evde herkes olduğu saatte. 7 ile 9 arası dedi. Hatırladın. Evet abi. Bir şey anlatacağım da. Dinledim ben abi. Dinledin he. Ondan sonra Sait Özdemir abi anlatıyor. Radyo bu. Her şeyin içinde bu da var. Yani süper hayır değil ki. Şerin içinde bunu koymuş. Ustad da bunu duymuş galiba. Söylemişler. Arabayla giderken bu saati bildiği için arabasındaki radyoyu açtırmış ustad. Risale-i Nur, Risale-i Nur. Sait Nur, sözler, mektuba falan seyre çıktı. Ustad maşallah demiş. Tamam mı sen? Ondan sonra bu tabi duyulmuş. Duyulunca acayip reisi cumhurda fırça atmış derken 2 ve 3 tane de şey yapacaktı. Reklam hemen durdurdular. Bir tane yapabilmişler. Sonra işte gittiler niye etmiyorsun be para? Yo, siz beni kandırdın derken 600 bin lira geri almışlar. Hmm. Ama bir tane çıktı. Şimdi boş ver bunu da buradan alacağız ders. Ustad Hazretleri bak böyle dünyaya duyurdu. Ya şer var orada. Radyoda. Ha. Şimdi Hollywood yerine öyle acizlik yok. Site açıyorsun. Yani mesela bak benim Nur dersim var. Nurdersi.com. Peki ben uğraşıyorum. Yok. Senin vazifen zaten yazılım yapıyorsun. Zaten işin muhasebeci. İnternet uğraşıyorsun. Kardeşim kenardan da bunu yap. Bu aşağıda yaptığımız Regaib dersinin acayip bir dersti. Yani bilgi falan değil. Bunun hikmeti yani böyle bir şey yani bu gece ne demektir yani neler olmuş ötelerde vesaire. Yani irade-i ilahiyenin, Allah'ın iradesinin şeyi, insanı yaratacağım şeyinin kararının şeyiymiş. Adı yani, çoğaltması vesaire. Bunu anlat, şey yapıyorsun. Bunu bir derste yapıyorsun ama işte Risale-i Nur, Risale-i Nur dersine bunu koyuyorsun. Risale'den okuyorsun. Ya atıyorsun hava alemine, internete. Sonra Hollywood gibi. Ha peki, ya kimin eline geçecek? İbrahim Aleyhisselam Allah diyor ki Mekke'de İbrahim Aleyhisselam zamanında kim olur? Bir de herkesin uğradığı Mekke'nin orası değil. Safa ve Merve o vadide. Orada diyor ezan oku diyor.
Zaten ya Rabbi kimse yoktu ki ben dünyaya duruyacağım. Ya buradaki ses hani yani Safa ve Merve'de bak Allah nasıl duyuyor. Ya ben bu ezanı diyor bütün dünyaya duyuracağım. Şaşırıyor. Hem de kaç sene önceki ezanı ben hala duyuyorum. Herkes duyuyor. Oraya koşuyor. Ezana koşmak değil mi? Gitmek değil mi? Umre'yi gidiyor. Bu arada umre'yi de yasaklamışlar. Kıyamete yakın, ahir zamanın son zamanında hacca giriş yolları kapatılacak demiş. Rivayet var. Var mı? Evet abi var. Var. Şimdi bu böyle bir şey olmuş mu? Şimdi birkaç gün önce söylediler. İki gün. Benim çocuklar gidiyor ya. Umre durdurmuş. Bu şey yaptılar. Bugün aramış da şeyi, o tur şeyi sahibi. İnfekte olsun diye 5-10 gün demiş, karantinaya aldılar, açacaklar, açabilirler demiş ama belli de olmuyor. Hani diyelim ki bir Müslümana isabet etti. Ölse ne olur? Diyor ki boğulan, ateşte yanan, imanı varsa taun, yani salgın hastalıklarla ölen şehid-i manevidir. Şehit ne demek? Allah'ın ayetlerine şahit olandır ki evliyadan da üstün. Yani Müslümanın kaybettiği bir şey yok ki. Yani salgın hastalıklarla ki bu korona donandır. Ölse ne olur? Müslüman şehittir yani. Peki. Hadi inelim aşağıya.